Merhaba Nesin.com üyeleri. Çarşamba bülteniyle karşınızdayız. Çarşamba gününde önemli Şampiyonlar Ligi maçları var. İkinci karşılaşmalar oynanıyor gruplarda. Temsilcimiz Galatasaray'ın maçı da bugün. Öncelikle onunla başlamak istiyorum. Arsenal deplasmanında Londra'da Arsenal'e konuk olacak Galatasaray. İlk maçta Anderlecht ile 1-1 berabere kalan temsilcimiz son dakikada bulmuştu golü. Ve çok da iyi performans göstermemişti. Sonrasındaki lig maçlarında da aslında temsilcimiz güven vermedi ama Arsenal'e karşı tabii ki ekstra motivasyonla oynayacaklardır bu önemli karşılaşmada. Ayrıca temsilcimiz adına avantaj sayılabilecek durumlardan birisi de Arsenal'de çok önemli eksiklerin bulunması. Başta forvet oyuncusu Giroud, ondan sonra orta sahadaki önemli isimler Arteta ve Ramsey'nin, ki bunlar as isimler, ideal isimler. Ramsey'nin olmayışı Galatasaray adına avantaj. Yine orta sahanın bir başka önemli ismi Wilshere'in de durumu belirsiz. Bu oyuncunun da riske atılmaması bekleniyor ama sonradan da olsa oyuna girebilir, görev alabilir ama baktığımızda Arteta ve Ramsey'nin olmayışı zaten Arsenal orta sahasında savunma direncini düşürecek bir etken. Çünkü bu iki isim defansif görevlerini yerine getiren isimler. Yerine oynayacak oyunculara baktığımızda Matthew Flamini var. Fransız oyuncu, orta sahada ön libero, defansif görevlerini yerine getiren bir oyuncu ama bu anlamda biraz sıkıntı yaşayabiliyor. Özellikle baskı gördüğünde, ki baskı görecektir çünkü orta sahada oynayacak diğer iki isim Arteta, Ramsey ve Wilshere'in durumu belirsiz olduğu için, Arteta Ramsey'in de olmadığı için biraz defansif yük Flamini'ye binecek. Bu anlamda Galatasaray Flamini üzerine oynarsa bana göre orta sahada üstünlük kurabilir. Selçuk Yunan, Snyder gibi oyuncular ileri çıkışlarıyla etkili olabilir. Özellikle Beşiktaş'ın Arsenal ile oynadığı maçları hatırlayalım. Beşiktaş, Arsenal orta sahasını geçmekte zorlanmıştı. Hatırladığımız gibi çok fazla pozisyon ya da şut şansı bulamamıştı. Bunun sebebi hem orta sahaya geçmekte zorlanmasıydı hem de defansa zaten çok fazla hiç düşmemesiydi. Yine defansı tabii ki Beşiktaş da zorladı ama orta sahanın direnci fazlaydı. Şimdi o orta saha direnci Arsenal'de Galatasaray'a karşı olmayacak. Galatasaray'ın bu anlamda bu deplasmanda gol bulabileceğini düşünüyorum. Ve sürpriz de yapabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle benim beklentim sonuç tercihi değil. Sonuç tercihi yerine benim gol 2-3 önerim olacak. Oranı da 1.80 bence gayet cazip. 1.80'lik gol 2-3 tercihini bu karşılaşma için öneriyorum. Leverkusen Benfica yine günün önemli maçlarından birisi. İki takım da Şampiyonlar Ligi gruplarına mağlubiyetle başladı. Şimdi ikinci maçlarda kazanıp en azından önemli bir avantaj elde etmek isteyecekler. Çünkü kazanan takım rakibine üstünlük sağlamış olacak. Ama Benfica'yı ben burada şanslı görüyorum. Çünkü Benfica daha diri, daha dirençli, mücadeleci bir kadro sahip. Leverkusen'in özellikle hücum hattı çok iyi. Schmidt yönetiminde hücumda çok etkililer. Çok fazla baskı kuruyorlar rakip üzerinde ama defansif anlamda çok kırılganlar. Benfica bu anlamda, yani defansı, iki takım da hücum hattı iyi ama defansı rakibine göre daha iyi olan Benfica'yı ben en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. Çifte şansını öneriyorum. Karşılıklı gol de bu maç için iyi bir alternatif olabilir. Ludogorets Real Madrid günün belki de sonucu en önemli beklenen maçlarından birisi. Çünkü burada Ronaldo'nun gol krallığı, Şampiyonlar Ligi'ndeki genelindeki gol krallığı yarışında Messi ile yarıştığını, Raul'un rekoruna çok yaklaştığını biliyoruz. Bu anlamda Ronaldo'ya bu maçta büyük ihtimalle çok iş düşecek ve bunu da yerine getirecektir. Çünkü ekstra motivasyonlu, hırsla oynayacak Ronaldo. Rekoru kırmak için, Messi'den önce Raul'un rekorunu kırmak için. Ludogorets Liverpool karşısında deplasmanda beklenmedik bir direnç gösterdi ve penaltı golle, 90+6'daki penaltı golüyle mağlup oldu ama evinde ben Real Madrid'e aynı direnci göstermesini beklemiyorum. Real Madrid'den handikaplı galibiyet bekliyorum. Maçın ayrıca 3.5 üstü tercihi de değerlendirilebilir. Malmö Olympiakos seçtiğim son karşılaşma. Olympiakos ilk maçta Atletico Madrid'i 3-2 mağlup ederek dikkat çekti. Bu grupta iddialı olabileceğini gösterdi. 3 gol atmak Atletico Madrid'e kolay bir iş değil. Ben bu deplasmanda Malmö'ye karşı da gol bulacaklarını düşünüyorum. Ama Malmö de evinde kolay teslim olmayacaktır. Onlar da hücumda etkili isimlere sahip. Olympiakos'un da savunmasının aksadığını gördük zaten. Malmö deplasmanında Olympiakos hem gol atıp hem de yiyecektir. Bu karşılaşmadaki önerim ise karşılıklı gol bahsi. Herkese bugünkü kuponlarında bol şans diliyorum. Görüşmek üzere.